arkadaşlar. Ben Can. Mühendislik fakültesi yıl sonu ödevi için bize AVEBE ürünleri için verilen ilk yatırım miktarları ve 20 yıl içerisinde bize verilen getirilerini yardımıyla hangisinin daha mantıklı bir yatırım olduğunu bulacağım. Bu Excel programı yardımıyla. Bunun için bugünkü değeri, net bugünkü değeri, fayda bölü masraf, net fayda bölü masraf ve iç karlılık oranlarını bularak bu işlemi tamamlayacağım. İç karlılık oranı hangisinde daha büyük olursa bu ürün daha mantıklı bir ürün olmuş oluyor. Bugünkü değerden başlayalım. Bugünkü değeri bulabilmek için önce FX fonksiyonu ekle butonuna tıklıyoruz. Buradan bize çıkan pencereden finansalı tıklıyoruz. Finansaldan NBD'ye geliyoruz. NBD'den tamama tıkladığımız zaman oran için indirgenme oranını giriyoruz. Değer 1 için ilk yatırım miktarı hariç diğer tüm miktarları giriyoruz ve bize çıkan değer 10 milyon küsur bir değer olmuş oluyor. Net bugünkü değer için ise bugünkü değer artı ilk yatırım miktarı. Fayda bölü masraf oranında ise bugünkü değer bölü yatırım miktarı. .88. Net fayda bölü masraf oranında ise net bugünkü değer bölü ilk yatırım miktarı. Eksiği koyuyorum çünkü ilk yatırım miktarında da bir verdiğimiz para var. Bunun için eksi işaretini buraya koymuş oluyor. Negatif oluyor bu. Bu negatifi pozitife çevirmek için yapıyoruz bunu. Yoksa bu bölümler negatif çıkar. İç karlılık oranında ise tekrar fonksiyon ekle butonuna tıklıyoruz. Buradan finansaldan iç verim oranına tıklıyoruz. Değerler için tüm değerleri giriyoruz. Bu sefer ilk yatırım miktarı da dahil. 0,15 çıkmış oluyor. B ürünü için de aynısını yapıyoruz. Bugünkü değer için tekrar fonksiyon ekle, finansal, net bugünkü değer, oran için indirgenme oranı, değer 1 için bunlar 6 milyon küsur bir değer çıkmış oluyor. Net bugünkü değer için ise bugünkü değer bölü bugünkü değer artı ilk değer, ilk yatırım miktarı. Fayda bölü masraf oranında fayda bölü masraf oranı için ilk bugünkü değer bölü ilk yatırım miktarı. Eşittir yapıyoruz. Ondan sonra bugünkü değer bölü eksi ilk yatırım miktarı 3,38 çıktı. Net fayda bölü masraf oranında ise eşittir yapıyorum. Net bugünkü değer bölü eksi ilk yatırım miktarı 2,38. İç karlılık oranını bulabilmek için tekrar fonksiyon ekle. Finansal iç verim oranı. Değerler için tüm değerler tamam tıkladığımız zaman bize bugünkü değeri iç karlılık oranı vermiş oluyor. Burada A ürününün iç karlılık oranı 0,15, B ürününün iç karlılık oranı 0,20 çıktı. Büyük olan hangisi? B. O zaman bizim için mantıklı yatırım B yatırımı olacak ve bu işletmeyi biz B yatırımını yaptırmalıyız. Sonucunu çıkartıyoruz buradan. Ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.